Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu videoyu hızlı bir şekilde çekiyorum. Spordan çıktım zaten, yanaklarımdan da anlamışsınızdır. Kızardı, terledim. Fakat sizler için video yetiştirmeye çalışıyorum. Bugün daha yeni bu videoyu çekmeden önce akşam saatlerinde KYK yurduna gittim. Yeni açılan, biliyorsunuz ki açıldı. Şimdi şöyle bir bilgi vereceğim sizler için, bilmeyenler için. Evet arkadaşlar, yeni açılan KYK yurdu sadece erkekler ya da kızlar için değil, erkekler ve kızlar karışık olacakmış. Yani olması gereken buydu, en doğru karar alınmış. Yorumlarda benimle aynı fikirde olmayan arkadaşlarımız vardı. Bilgiyi benimle beraber doğrulayan da vardı. Fakat hep beraber yanıldık. İyi ki de yanıldık. Çünkü en doğru karar alınmış. Yani eski yurttaki arkadaşlarımızın yere oynatılmaması, yeni arkadaşlarımızın oraya gitmesi, yedeklerin oraya gitmesi daha doğru bir karar olmuş. Kız erkek karışık olması da daha iyi olmuş bana kalırsa. Orası erkek, orası kız olsaydı çok fazla kişi yer değiştirecekti. Uğraştıracaktı biraz herkesi bu. O bakımdan daha iyi olmuş diyebilirim arkadaşlar. Onun dışında toplam kişi sayısını sordum. 802. Tamı tamına 802 kişi olacakmış yeni KYK yurdunda arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki yedek öğrenci sayısında çok fazla bir alım olacak. Zaten aranızdan bu videoyu izleyen belki de çok fazla kişiye KYK yurdu çıktı arkadaşlar. Lütfen sistemi, lütfen e-devleti kontrol edin. Bana oradaki yetkili, hatta müdürdü sanırsam, emin değilim. Kendisini sormadım müdür müsünüz diye, ama herkes ona gidip, hocam vesaire, güvenlikler bile ona bir şeyler danışıyordu. Ben de o sırada hemen gidip sordum bir 2-3 soru. O yüzden sizlere iletmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bana dediği şey, dedim ki yedek çok fazla öğrenci var ve ne zaman çıkacak, bana çıkacak mı diye soruyorlar dedim. Bunu nasıl öğrenebilirler dedim. Dedi ki zaten sistemi kontrol etsinler. Orada gözüküyor çıkıp çıkmadığı ve sürekli kontrol etsin yedekte olan arkadaşların, çıkmayan arkadaşların. Eğer ki halen daha çıkmadıysa, halen daha yedekse lütfen sistemi sürekli kontrol etsinler. Çıkma ihtimali çok yüksek dedi. Ben de aslında bunu zaten soru cevap videomda söylemiştim. Çok önceki, buraya gelmeden önce. Eğer ki önceden izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Fakat yeni abone olduysanız belki bilmiyor olabilirsiniz. Ben tekrar edeyim. Geçen sene bir arkadaşım 27 ya da 28. sıradaydı yedekte. Yaklaşık 2 ay sonra çıktı arkadaşlar. Yani şimdi yeni KYK açıldı. Bu demek oluyor ki alım çok fazla olacak. Yedekte olan arkadaşlar üzülmesinler. Çıkma olasılığı çok yüksek. O yüzden sürekli sistemi kontrol edin arkadaşlar. Umarım sizlere de KYK çıkar diyorum. Ve umarım bu videoda sizler için gerçekten bilgilendirici, gerçekten etkili bir video, sizlere katkı sağlayacak bir video olmuştur. Bu arada arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Yorumlarda lütfen merak ettiğiniz en ince detayına kadar, hiç problem değil, bir şekilde öğrenmeye çalışırım ben. Sorun. Belki biliyorumdur zaten. Cevaplamaya çalışacağım. Hepinizin yorumuna bakıyorum zaten, merak etmeyin. Lütfen yorumlarda dediğim gibi merak ettiğiniz her şeyi ya da yeni videolar nasıl olsun, ne videoları gelsin, bu tarz fikirlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı ve o bildirim butoncuğunu tüm yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.